Hoş geldiniz. Üç kelime bir hikaye. Böyle bir serim var benim. Bu seride üç kelime belirliyorum. Üç kelime seçiyorum. Ve bu kelimelerle bir hikaye anlatıyorum. Yani bir hikaye var. Bu hikayenin içinde üç kelime var. Ve bu kelimeler Hangi kelimeler Ali Bey? Bunları yazdım arkadaşlar. Instagram'da yukarıda yazıyor, YouTube'da aşağıda yazıyor. Evet. Herkes umarım iyi. Herkes umarım turp gibi. Ben çok iyiyim. Ben turp gibiyim. Turp yani çok iyiyim. Turp bir sebze. Ee, henüz kahvaltı yapmadım. Ve arkadaşlar doktor olarak yine bir dizide oynayacağım. Oynadım. Aynen oynadım. Doktor olarak bir dizide oynadım. Tekrar sürekli doktor oluyorum. Sonra düşünüyorum bazen. Ben neden tıp fakültesinde okumadım? Neden öğretmenlik yapıyorum? Bu şaka, bu şaka. Yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ali Yılmaz. Ben gerçekte öğretmenim, Türkçe öğretmeniyim ama aktör olarak dizilerde oynuyorum. Bugün doktor rolüm vardı. Bugün doktor rolüm vardı ve boş zamanımda beklerken bu zamanı değerlendirmek istedim. Değerlendirmek ne demek Ali Bey? What does it mean? Boş zamanı değerlendirmek yani faydalı geçirmek. Normalde insanlar boş zamanlarında oturuyorlar, bekliyorlar. Çoğu insan telefonla meşgul oluyor, telefona bakıyor, Instagram'da geziyor, TikTok'ta geziyor, ee, YouTube'da geziyor falan, sosyal medyada geziyor. Ama ben bugün dedim ki kendi kendime Ali Bey haydi üç kelime bir hikaye hazırla ve YouTube sınıfına, Instagram sınıfına anlat dedim. Evet, siz sadece dinleyin arkadaşlar. Bir hikayem var size. Ben hikaye anlatmayı ve hikaye yazmayı seviyorum. Evet, olmadık bir zaman. Ne demek Türkçe'de olmadık bir zaman? Yani sürpriz bir zamanda canlı yayın başlattım. Bu yüzden başka insanlar görünce akşam falan veya öğleden sonra ah Ali Bey canlı yayın yapmış diyecekler. Her neyse bu önemli değil. Ben şimdi kendi arabamın içindeyim ve buradaki ses iyi. Buradaki ses iyi. Ee, bu yüzden daha rahat konuşabiliyorum. Siz beni rahat duyabiliyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Gambia'dan izliyormuş. Ob Turay. Tamam. Ee, Şadi Hanım da var. Merhaba Şadi Hanım. Farid Aksari. Hoş geldin. Sini. Hoş geldin. Başka başka. Şehnaz, Hoş geldin. Müslim. Hoş geldin. Anku, Hoş geldin. Marcap. Hoş geldin. Evet. Kat. Hoş geldin. Misha. Hoş geldin. Günaydınlar. Evet. Şimdi benim canlı yayındaki hikayem arkadaşlar. Benim canlı yayındaki hikayem üç kelimeli bir hikaye. Yukarıda e, kelimeler var ya da aşağıda kelimeler var. Bir cam kenarı. iki veya pencere kenarı diyoruz. Normalde biz bakın mesela pencereler var. Pencereler var. Biz Pencere veya cam kenarı olarak kullanabiliyoruz. Yani window seat, yani by the window mesela. Bunun hakkında bir örnek vermek gerekirse, pencere kenarı mesela ben seviyorum. Otobüste pencere kenarında oturmak istiyorum. I want to sit by the window on the bus mesela. Otobüste pencere kenarında oturmak istiyorum. Şimdi hikayemizde bu kelime var. Pencere kenarı veya cam kenarı. Cam glass. İkinci kelime yağmurlu hava. Yağmurlu hava. Yağmur, rain biliyorsunuz. Yağmurlu hava, rainy weather. Yağmurlu hava. Üçüncü kelime uyuya kalmak. Uyuya kalmak. Yani plansız olarak uyumak. Hmm, istememek ama uyumak maalesef uyumak. To fall asleep veya does offmış. Evet. Uyuya kalmak. Hikayemiz başlıyor. Maha günaydın hoş geldin. Başka kimler var bakıyorum. 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 Bu kelimeyi okurken konuşmak zor oldu. Bakıyorum dedim. Burada bir isim var da bu yüzden. Kira. Hoş geldin. Evet, T. T. Rahman. Hoş geldin. Merhabalar. Aykanım, sen de hoş geldin. Manolya, hoş geldin. Aykanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, Özbekistan'da, aa, şimdi yağmur yağıyormuş. Burada yağmıyor. Ama hava burada kapalı. Hava burada bulutlu. Aynen, hava bulutlu. Hava kapalı. Mehriban, hoş geldin Mehriban. Günaydın hocam. Nasılsınız? Süperim, bomba gibiyim, harikayım. Çayım var. Çayım var arkadaşlar. Ve hatta e, evet, çayımı hatta e, yarısını içtim. Kahve içtim falan. Ama kahvaltı etmedim bugün. Kahvaltıyı geç yapıyorum. Geç kahvaltı yapmak benim hoşuma gidiyor. Şimdi e, birinci kelimemiz. Tekrar ediyorum. Pencere kenarı, İkinci kelime yağmurlu hava, üçüncü kelime uyuya kalmak. Şu kalemi bırakıyorum. Hikaye başlıyor arkadaşlar. Hafta sonu çok yoğun geçti. Hafta sonu çok telaşlı geçti. Bu yüzden ben hafta sonu çok yoruldum. Pazar akşamı çok geç yattım. Pazartesi günü sabahleyin işim var. İşe gitmek zorundayım ve erken gitmek zorundayım. Neyse, pazar günü gece 2'de yattım. Sabahleyin uyanmak istedim fakat alarm çalmasına rağmen, alarm çalmasına rağmen alarmı beklettim. Yani alarm çalıyor. 5 dakika daha bekletiyorum. 5 dakika sonra. Di -di 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 -di. Oh. Tekrar 5 dakika daha beklettim. 3 defa alarmı bekletebiliyorum. Neyse sonra saat vazgeçiyor. Alarm çalmaktan vazgeçiyor. Çünkü anlıyor bu adam kalkmayacak. Her neyse Sabahleyin uyanamadım. Aynen sabahleyin uyanamadım. Yani 7'de kalkmam gerekiyordu. Fakat ben 8'de kalktım. 8'de kalktım. Ve işim saat 9'da başlıyor. Neyse. Ben 8'de kalktım. Çok acele olarak banyoya gittim. Soğuk bir duş aldım. Tıraş oldum tıraş oldum. Tıraş olduktan sonra kahvaltı yapmadan evden çıktım. Çünkü ben işime trenle gidiyorum. Aynen ben işime trenle gidiyorum. Ve benim şehrimden iş yerim bir saat sürüyor. Aynen bir saat sürüyor. Sonra hızlı bir şekilde tren istasyonuna gittim. Bilet almak istedim. Bilet alırken gişedeki kadına e, lütfen pencere kenarı istiyorum diye söyledim. Lütfen pencere kenarı istiyorum diye söyledim. Pencere kenarı arkadaşlar, by the window, pencere kenarı. Yani pencere var, pencerenin yanında. Neden biliyor musunuz? Çünkü çünkü benim e, çantamda çantamda küçük mesela yastığım var veya çantamda küçük bir havlum var. Pencereye kafamı yaslayacağım. Fiil yaslamak. Pencereye kafamı yaslayacağım ve trende bir saat uyuyacağım. Tekrar uyumak için pencere kenarı istedim. Neyse kadın verdi. Gişedeki kadın bana pencere kenarı için bilet verdi. Ben bileti aldım. Evet, birinci ee, kelime gitti. Sonra trene binince yağmur yağmaya başladı. Evet, birden yağmurlu hava başlayınca çok romantik, çok güzel bir atmosfer oldu. Ben trene bindim. Tren kalktı ve tren bir saat sürüyor yolculuk. Tren giderken pencerede pıt 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 yağmur damlalarını gördüm ve trenin içi sıcaktı ve ben küçük yastığıma kafamı yasladım. Trende uyumaya başladım. Evet trende pencere kenarındayım. Cama veya pencereye kafamı kafa kafamı yasladım ve ah, uyumaya başladım. Bir saat daha var. Ben çünkü evden iş yerine gidiyorum. Neyse. Hava yağmurlu. Oh. Ben pencere kenarındayım. Oh. Ve Trenin içindeki hava çok güzel, temiz, ılık hava. Ve sonra ben uyudum. Yaklaşık bir buçuk saat sonra, yaklaşık bir buçuk saat sonra uyandım. Uyandım ve fark ettim. Eyvah! Ben inmeyi unuttum. İnmedim. Normalde benim yolculuğum bir saat olmalı. Tren maksimum iki saat devam ediyor. Yani son durak iki saat sonra. Ama ben inmedim. Bir saat sonra inmedim. Bir buçuk saat geçti. Ben fark ettim. <laughs> uyuya kaldım. Trende uyuya kaldım. Evet, uyuya kalmak. To fall asleep. Uyuya kaldım. Bu yüzden üzüldüm. Çünkü hafta sonu çok yorucuydu. <laughs> Hava yağmurlu. Trendeyim ve tren başka şehirde, başka yerde ve ben geç kaldım. İşe geç kaldım. Orada tren istasyonunda indim. Taksiye bindim. Hala hava yağmurluydu ve yaklaşık bir saat işe geç kaldım. Normalde saat 9'da iş yerinde olmalıyım. Fakat ben 10 hatta bir buçuk saat geç kaldım. Ben iş yerinde on buçukta oldum, bulundum. Yok, nasıl söyleyebiliriz? Ben iş yerine bir buçuk saat geç vardım. Bu daha iyi. Eta lüce, ahsen, it's better. Ben iş yerine bir buçuk saat geç kaldım. Ofise girdim. Patron kızgın bir suratla bana bakıyordu. Ali Bey, neredesin Ali Bey? Saat kaç Ali Bey? Ya patron affedersin. Trende uyuya kaldım. Özür dilerim patron. Ali Bey, bu ilk defa oluyor. Bu yüzden seni affediyorum. Lütfen dikkat et. Trende uyuya kalma Ali Bey. Uyuya kalma. Neyse, patron çok fazla kızmadı. Sonra ben masama geçtim. Bilgisayarımı açtım ve çalışmaya başladım. Kafamı pencereye çevirdim. Pencerede hala yağmur damlaları vardı ve hala hava yağmurluydu. Yağmurlu hava. Canlı yayınımız bu kadardı. Sonraki başka canlı yayınlarda sizinle yine hikaye okumak istiyorum. Sizinle yine hikaye paylaşmak istiyorum. Bu videoyu lütfen başka arkadaşlarınızla paylaşın. Lütfen aşağıya, "Aa çok enteresan hikaye. Aa güzel. Ali Bey selam. Ali Bey merhaba." yazın. Olur mu? Olur. Sonra başka videolarda, başka canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.